Evet, şimdi bu konseyden sonra siyah takımın da bir değerlendirmesi var. O görüntüler geliyor ekranlarınıza. Dünkü konsey benim için sürpriz oldu. Afrodite'nin aday olmasını hiçbir şekilde beklemiyordum. Çünkü o dört yarışmacıdan Afrodite en güçlüleri. Açıkçası Afrodite'nin çıkacağını az çok tahmin etmiştim. Çünkü Ria, Kriakos ve Nikos üçlüsü birbirine çok yakın. Duygusal bir karar vereceklerini düşünmüştüm. Bunun için kimse kimseye kızamaz. Kendi kararlar. Saygı duymaktan başka çaremiz yok. Türk takımı da Ria'yı çıkardı. Zaten mantıklı olan da oydu zaten. Kız çok güçlü, kuvvetli ama potaya çıkarttılar. Büyük ihtimal Ria'nın gitmesi için kasıtlı olarak yapılmış bir şey. Yok ya, Kriakos, Nikos'la Ria birbirine çok şeyler, bağlılar. Kriakos atışlarda şansı döndüğü için hep geriden gelip atışta kazandığı için yazmama kararı aldılar. Ria'nın yazılmasını anlarım hadi. Diğerlerine kıyaslan daha zayıf ama Afrodite'nin yazılmasında hiçbir mantık yok. Çünkü kız çok güçlü ve çok hızlı dalakayla yarışıyor. Duygusal karar verdiler. Seda en güçlü yarışmacı. Sonra Ria gelmiyor. Büşra da gelmiyor. Afrodite geliyor. O yüzden Afrodite giderse bir tane güçlü yarışmacı ve en güçsüz iki yarışmacı ile kalacaklar. Büşra bana göre Ria'dan daha güçsüz. İki güçsüz yarışmacı ile kalacaklar. Ama fıkı Afrodite ανοίγει μια θέση για τετράδα. Και για τον Νίκο και τον Κύριο Κυριάκο. Γιατί εμείς από εδώ είμαστε τέσσερις. Και σαν τέσσερις παίκτες εμείς και οι τέσσερις είμαστε δυνατοί παίκτες. Κατάλαβες. Πιο δυνατοί από τον Νίκο και τον Κυριάκο. Αυτό, πιο δυνατοί. Και Αφροδίτη είναι δυνατή, οπότε γιατί να μην φύγει ένα άτομο δυνατό. Tek düşündüğüm şey neden kendi kendilerini sıkıyorlar. Hani Türk takımıyla alakası yok, tamam Yunan takımı onu yazdı koydu potaya ama bu kadar sayı kaybettikleri bir zamanda Afrodite'nin gittiği ana ya tahmin bile edemiyorum yani. Büyük bir kıyam felaket olur beyaz takım için. Hayda neden böyle bir şey yaptılar anlamıyorum. Ben kendi atlarına onların iyiliğini düşünüyorum. Umarım Afrodite gitmez. Çünkü gerçekten çok güçlü bir isim. Ne yaptıklarına bir türlü anlam veremedim. Şimdi gördüğümüz gibi aslında Ria senin de dediğin gibi çok sempatik bir yarışmacı. Ve hani bütün takım içerisinde de çok seviliyor. Oylarını nasıl etkileyeceğini düşünüyorsun sen bu durumu? Yani oylarını nasıl etkiler bilmiyorum ama siyah takımın çok mantıklı konuştuğunu düşünüyorum. Dalakan'ı belki en önemli rakibi. Belki bir evet. Kadın şampiyon çıkacak. Belki ikisi Afrodite ile oturacaklar. Ama en büyük rakibi için bile doğruyu söylüyor. Yani gerçekten Afrodite olmaması gerekiyor. Emre de söylüyor. Hiçbir mantığı yok. Sen oyun kaybediyorsun. Büşra'ya kalacaksın. Farkında mısın? Ya da Ria'ya kalabilirsin. Yani siyah takım çok doğru konuşuyor bu konuda. Onlar için çok daha büyük bir şey aslında. Keşke Afrodite gitse de evet. Daha rahat etseler. Hani siyah takımdan olsam öyle düşünürüm. Nasıl beyaz takım bunu göremedi? Ya da ne gördü de buna karar verdi? Ben anlayamadım ama Emre çok güzel bir şey söylüyor. Niye kendilerine sıkıyorlar diyor. Kendi ayaklarına sıkıyorlar. Eğer Afrodite giderse kendilerini vurmuş olacaklar. Kaan? Ben de öyle düşünüyorum. Bu sene nedense hep böyle kendi ayağımıza sıktık. Hala da devam niye acaba? Ediyoruz. Niye acaba? Bilmiyorum, alışkanlık fazla mı fazla bireysel oldu? Düşündüğünüzden olabilir evet, mi? Evet, biz çok çabuk yani bu sene çok çabuk bireysel kafasına girildi. Evet. Yani başlar başlamaz gruplaşmalar daha uçakta oldu. Yani çok erken oldu. O yüzden şu an herkes birbirini doğrama peşinde. Yani bir an önce finale atma peşinde. Onun için bunlar yapılıyor yani ama... Yani bu yapılanlar bence hoş değil. Zaten belli şampiyonluk adayları var. Onların haricinde bence kimse o koltuğa yaklaşamayacağını mesela düşünüyorum. Mesela onlar? Ya benim en büyük adayım Yusuf. Her zaman ben tabii Yusuf'u destekliyorum. Rakibi kim olur? Yusuf'un rakibi yani Hikmet'ti benim gözümde. Ama Hikmet böyle talihsiz bir olay yaşadı. Yani o koltuğa... Yani Okay oturabilir biraz da ama Okay'da da şampiyonluk profili yok. Yani şimdi iyi yarışmacı çok hızlı ama bir şampiyonluk profili yok. Okay'a ben bakıyorum böyle yapıyorum Survivor izlerken. Aa Okay da varmış. Okay bir yerde yok fark etmiyorum. Sessizliğinden dolayı yani böyle bir aşırı sessiz bir tepkisi yok bir fikri yok bir zikri yok. Ya biraz konuş da yani hiçbir şeye konuşmuyor girmiyor.
Onun için yani Okay'da ben o şampiyonluk profilini görmüyorum. Hani Bora ondan daha şanslı o koltuğa yaklaşma konusunda. Çünkü Bora kendini iyi ifade edebilen bir adam. Yani bir de yabancı dili de olduğu için şimdi birazcık liderlik, Hikmet gittikten sonra biraz daha böyle liderlik havasına girecek. Kadınlarda kimseyi düşünmüyor musun? Hep erkek. Kadınlarda mi? Seda tabii ki. Seda'nın haricinde Büşra diyecek halim yok yani. Ama gelirse yani, de şaşırmam. Ekip olarak Seda'yı niye düşünmedin mesela? Seda da çok iyi bir yarışmacı. İyi yarışmacı. Seda da iyi yarışmacı da bilmiyorum ya. Yani Seda da son zamanlar, ilk başlarda Seda çok iyiydi. Son zamanlar biraz düşüş var ama tabii ki Seda da olabilir yani. Sude. Emre için ne diyorsun mesela? Sude'yi sanmıyorum ya. Sude, Emre. Emre mesela çok güzel bir yani, çıkış yakaladı. Evet ya. Emre'yi de unuttum ben bu arada. Emre de gerçekten kendisini de çok seviyorum bu arada. Çok böyle pozitif bir çocuk, deli dolu bir çocuk. Ve inanılmaz iyi yarışıyor. Bir atışlarını bir oturtturduğu an aslında en büyük şampiyonluk hızlı. Adayı. Evet. Onu geçebilen yok. Parkurcu zaten. Emre de olabilir yani ama benim yani garanti gözüyle baktığım bir Yusuf var. Bir de Bora olabilir diye düşünüyorum garanti gözüyle. İhsancığım. Konu ne diyeyim? Bir anda Kaan'ın şampiyonluk adaylarına gidip...